Merhaba ben Çağrı Hoca. Konuşarak öğrenle birlikte hazırladığımız İngilizce derslerinin 28. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde adjectives yani sıfatlar konusuna bakacağız. Ben her zaman yaptığım gibi önce Türkçesini anlatacağım çünkü okuldan uzun süredir ayrı olanlar vardır. Türkçede ne anlama geldiğini unutmuş olanlar vardır. Onlar için hemen hatırlatıyorum arkadaşlar sıfatlar ismi niteliyor. Böyle deyince çok net olmayabilir biraz daha açacağım. İsmi niteliyor ne demek? E isimlerden de bahsedelim kısaca. İsimler e, bir cismin yeri tutabiliyordu. Bir cismin ismi olabiliyordu. Mesela masa diyorum, kağıt diyorum, kalem diyorum. Bunlar birer isim. İnsanların isimleri oluyordu. Canlıların ve cansıların isimleri olabiliyor arkadaşlar. Ve onları niteleyen şeyler sıfatlar oluyor. Mesela e, masa için tahta masa dersem, tahtadan masa dersen, tahta veya tahtadan kelimesi onun sıfatı oluyor. Büyük masa dersem yine sıfat oluyor. Kırmızı masa dersem yine sıfatı oluyor bu şekilde nitelemiş oluyoruz. Yani onun niteliğini belirtiyoruz arkadaşlar. Şimdi o zaman bütün sayılar birer sıfattır diyebiliriz. Değil mi? Bir masa, iki masa falan derken bütün renkler yine bir sıfattır diyebiliriz. Ve burada size 25 tane en yaygın, İngilizce'deki en yaygın sıfatı göstereceğim. Nasıl okunduklarını söyleyeceğim. Türkçelerini de söyleyeceğim, yazmayacağım arkadaşlar vakit kaybolmasın diye. Eğer defter tutan arkadaşlarımız varsa ki var ben biliyorum bana Instagram'dan yazıyorlar arada bir. Onlar videoları durdurup daha doğrusu bu videoyu durdurup Türkçelerine not alabilirler İngilizcesiyle beraber. Şimdi birinci sıfattan başlayalım ama başlamadan önce neyi hatırlatacağımı düzenli takip edenler biliyor. Bu dersler sıfırdan ileri seviyeye doğru gidiyor. Siz de bize katılmak için, bizle beraber ilerlemek için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Birinci sıfatım good. İyi demek arkadaşlar. İyi ki birinci sırada. Mesela iyi insan, değil mi? İnsan isim, iyi onun niteledi iyi bir masa. İyi ve bir burada sıfat arkadaşlar. Masada isim. New yeni. First ilk demek. Last son. Long uzun. Great büyük anlamı da var. Harika anlamı da var. Önemli olan burada sıfat olması. İki anlamını not alabilirsiniz. Little küçük. Own özel veya kendi. İkisi de sıfat hiç fark etmiyor. Other diğer. Mesela diğer masa. Hep masadan gideceğim çünkü şu an önümde <laughs> en çok gördüğüm şey masa arkadaşlar bir de kağıt falan var işte. Old iki anlamı var. İkisi de sıfat tabii ki. Yaşlı veya eski. İki anlamında not alabilirsiniz. Right'ın yine iki anlamı var. Bir doğru. Mesela doğru karar. Karar orada isim, decision. Right decision. Doğru karar. Doğru orada sıfat oldu. Bir de sağ anlamı var. Mesela yol tarif ederken turn right diyoruz ya sağa dön. Big büyük anlamında high yüksek, different farklı. Small, küçük. Little'a da küçük demiştik. Little'ın bir de az anlamı var. Onu da ekstra not alabilirsiniz arkadaşlar. Large, büyük. Başka neye büyük demiştik? Big geçti mi? Geçti 12'de. Next, sonraki sıradaki demek. E, metro'da falan belki duyuyor olabilirsiniz. Next station diyor. Sonraki istasyon, sıradaki istasyon diye düşünebilirsiniz. Early, erken demek. Young, genç. Important, önemli. Few, yine birkaç ve az anlamına geliyor arkadaşlar. Public, umuma ait, kamuya özel anlamına geliyor. Bad, kötü, same, aynı, able da hünerli anlamına geliyor. Able to do something, bir şey yapabilmek zaten. Şimdi şurada bir maymunum var. <laughs> This monkey's tail is long. Bu maymunun kuyruğu uzun diye bir cümle kurmuşum arkadaşlar. Uzun bizim sıfatımız. This, that, these, those. Bunlar da işaret sıfatları. Bakın monkey bir isim. This monkey bu maymun deyince o maymunu işaret etmiş olduk ve işaret sıfatı kullanmış olduk. Ve şurada da nın anlamını veren s var arkadaşlar. Bu this that konusu da s konusu da yukarıdan ayırdığımız apostrofla possessive konusu da bizim daha önce işlediğimiz konulardan arkadaşlar. Biri 20. biri 12. ders olmalı. Onlara da bilmiyorsanız bakabilirsiniz. Şimdi sıfatları cümlede nasıl kullanıyoruz? İlk örneğimi verdim. Yani bir emizarla kullanabiliyoruz. Şu şöyledir, bu böyledir. İşte this table <laughs> bu masa is big bu masa büyüktür dedim. Daha hazırlıklı böyle güzel örneklerimi hemen şurada veriyorum arkadaşlar. Mandy diye bir isim var tamam mı? Mandy bir kadın ismi ve diyorum ki Mandy is a careful girl. Mandy dikkatli bir kızdır. Yeni bir sıfat öğrendik. 26. sıfatımız oldu burada. Ya da bakın burada 1 ile beraber kullandım ve girl isminden önce geldi. Ya da sadece şöyle de kullanabilirim. Mandy careful. Mandy dikkatlidir. Türkçedeki aynı bakın. Dikkatli bir kızdır. İsimle varsa bir kullanıyorum. Ya da tek başına sıfat kullanabilirim. Mandy dikkatlidir. Bitti. Dır diri emzar verdi bize. Dikkatli burada. Mandy de burada. Ya da Mandy yerine bir zamir getirebilirim. I you with a he sheet. She is careful. O dikkatlidir. İnsanlar için kullandım böyle. Soru haline ya da haline nasıl yapacağımızı biliyorsunuz. Yine de ben söyleyeyim, yazmayacağım. Mandy isn't careful. Mandy dikkatli değildir. Olumsuz cümle. Is Mandy careful? Mandy dikkatli midir? Bu da sorusu olmuş oldu. Peki, insanlar için kullandım. Bir de nesneler için kullanıyor aynısını. This is a nice car. Bu güzel bir araba. The car is nice. Araba güzeldir. It is nice. Araba yerine it kullandım. O güzeldir, hoştur anlamını verdim. Okay, bu şekilde cümle yapabiliyoruz. Adjektiflerle ve Sonraki sayfamda bakalım neler var. Şimdi sıfatlarla ilgili diyor ki 3 tane yıldızım var, 3 tane özel maddem. Sıfatlar aşağıdaki fiillerden sonra da kullanılabilir. İlk sayfa dedik ki isimleri niteler. Yani sadece isimlerle kullanılır gibi bir algı oluştu. Ama diyor ki appear, become, feel, get, go, keep, turn veya look, smell, sound, taste gibi fiillerden sonra da kullanılabilir. Bu fiiller ne anlama geliyor? Özellikle şuradan bahsetmek istiyorum. Görünmek, kokmak, sound, kulağa öyle gelmek, ya da taste tatmak böyle anlamına geliyor. Burada tadı öyledir gibi kullanacağız. Mesela this soup tastes delicious. Bu çorbanın tadı harika gibi kullanacağız mesela. Şurada üç tane farklı örne örneğim var. Diyor ki I feel great. Bakın feel burada hissetmek. Harika da bir sıfat. Harika hissediyorum. I feel great. Ya da the car looks good. <laughs> Şurada look yazarken 3 tane o yapmışım. 2 o olacak arkadaşlar. Hızımı alamamışım. Bu looks olmuş. Araba iyi gözüküyor. Look görünmek hemen şurada. It seems impossible. O imkansız görünüyor. Ya da that sounds nice. Bu kulağa hoş geliyor. Sound'a da örnek vereyim çünkü karıştırılabiliyor şu sound test falan. Bunları söylemiş olalım. Fiillerden sonra da bu şekilde kullanılabiliyor. Burada da the plus adjective kullanımından bahsedeceğim arkadaşlar. Sıfattan önce the kullanıp sonra is falan diyorsak ki is demiyoruz. The artı sıfat çoğul olduğu için are diyeceğim. Tamam mı? The artı sıfat çoğuldur arkadaşlar. Bir isim gibi kullanıyoruz artık bunu. Ve şöyle oluyor. The rich deyince artık rich zengin demek. Mesela rich man zengin adam diye kullanırız ama the rich deyince artık bu zenginler anlamına geliyor. The young deyince artık gençler. The British deyince İngilizler, Britanyalılar anlamına gelmiş olacak arkadaşlar. Dediğim gibi bunları çoğal olarak kullanıyoruz cümlede. Mesela the rich are, diyeyim. spending, tamamen bir cümle uyduruyorum şu anda, too much money. Zenginler çok fazla para harcıyorlar. Aslında öyle değil büyük ihtimalle. Harcısalar zengin olmazlar. Tığım açmayın dedim. Böyle bir cümle yazmış oldum arkadaşlar. Şuradaki yıldızında, son yıldızında diyor ki Two or more adjectives. Yani bir cümlede ikiden fazla, iki veya ikiden fazla sıfatta yan yana kullanılabilir diyor. Örneğimde a fat old cat. Şişman, yaşlı bir kedi demişim. Şişman, yaşlı bir burada. Kedi de burada isim. Ya da diyorum ki Ankara was cold, wet and windy. Üç tane sıfatım var burada da. Ankara soğuk. Burada wet ıslak demek ama burada yağışlı anlamında düşünebiliriz. Ve rüzgarlıydı demiş oldum. Şurada da resmimin altında diyorum ki ağaç burada sadece isim. Dördü sıfat. A beautiful long green tree. Buradaki sıralamayla biri yine sonra söyleyeceğim de. Güzel uzun yeşil bir ağaç. Merak edenleriniz için ileri seviyelerde yine anlatırım da... ...bu sıfatların bir sıralaması var arkadaşlar İngilizce'de. Mesela bir her zaman başta olur gibi. Bunların işte böyle sayı, fikir, işte şekil, ondan sonra renk... ...hangisi önce hangisi sonra kullanılır bir sıralaması var arkadaşlar. Bunu da merak edenler internetten bakabilirler. Ezberlemeniz bir işe yarar mı bilmiyorum. Bizi okulda öğretmişlerdi bunu üniversitede. Ama bütün sıfatları böyle aynı cümlede kullanır mısınız bilmiyorum. Kullanırsanız... Bu sıralamayı bir öğrenin derim arkadaşlar. Ve son olarak da alıştırmamı yapacağım ve bitireceğiz dersi. Şimdi ilk defa böyle bir alıştırma yapacağız arkadaşlar. Önce şurada bir karıncam var. Karıncalar bilirsiniz çalışkanlıklarıyla meşhurdur ve çalışkan bir sıfattır. Hardworking, çalışkan karınca. Şimdi burada 10 tane sıfatım var. Burada da 10 tane cümlem var. Hangi sıfat hangi cümleye yakışıyor onu seçeceğiz ve yazacağız. Sıfatlarım beautiful, güzel, honest, dürüst, intelligent, zeki, impossible, imkansız geçti zaten. Deep, derin, healthy, sağlıklı, strong, güçlü, expensive, pahalı, noisy, gürültülü, dirty de kirli anlamına geliyor. Yine 5 tanesini ben yapıyorum. Diğer 5 tanesini size bırakıyorum. Yorumlarda benle paylaşabilirsiniz. I can't buy that. Onu satın alamam. It's too. O çok demiş. Demek ki pahalı. O yüzden buraya expensive yazıyorum. Şimdi böyle alıştırmaları yaparken belki okula ya da kursa devam edenleriniz vardır. Nasıl yaptığımızın mantığını da söyleyeyim. Aklıma ilk gelen mantıklı şeyi buraya yazıyorum arkadaşlar. Daha sonra devam ederken bakıyorsunuz. Aa buraya bu da olurmuş deyip geri bir test yapabilirsiniz, düzeltebilirsiniz ama önce en mantıklı hangisi geliyorsa yazın hiç çekinmeyin. Be quiet sessiz ol diyor. You are being too çok ...gürültülü diyeceğim değil mi? Çok gürültü yapıyorsunuz. Çok gürültülü oluyorsunuz. You are being too noisy diyeceğim. Einstein. Yine yazamamışım arkadaşlar. Was very. Einstein çok. Nedir? Dürüst de olabilir... ...tabii ama zeki olması... ...daha olası arkadaşlar. Çünkü adam zekasıyla... ...meşhur. Ama bakarız ki... ...intelligent daha güzel bir cümleye uyuyor. E o zaman dönüp honest diye düzeltebiliriz bunu. Mantığı bu şekilde bunun. If you eat well... ...and exercise regularly... Eğer iyi yersen ve düzenli egzersiz yaparsan ne olursun? Sağlıklı olursun. Health yazdım buraya. I can't do this math problem. Bu matematik problemini çözemiyorum, yapamıyorum. I think bence o impossible, imkansız, imkansız problemler var ya. Impossible dedik arkadaşlar. Geriye 5 tane sıfatım kaldı. Yukarıda kullandıklarımın üstünü çizmiştim zaten. Siz de cümleleri hangisi uyarsa benle paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki 29. dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.